Selamünaleyküm Kuşu Camiası. Arkadaşlar herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Hayrettin'in kümesindeyiz. Daha yapılacak işleri var ama en azından şimdi bir kuşları çekelim dedik. Şöyle. Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün pazar gününden Hüseyin abi boş bir vakitte yakaladık. Sonunda bizi kümese gelmek Nasip makbul oldu diyorsun. oldu. Aynen abi, nasip oldu hem de. Hayrettin, şimdi şu kuşları tanıtsana bize bakalım bir. Abi tanıtalım. Şu benim videolarda bahsettiğim babam abi. 8-9 senelik kuşum. Kuyruğu makaslı zaten, aynalı. Bu kuş değil mi? O eski en eski soyun bu kuş değil En mi eski burada? soyum bu kuş abi. 9-10 senelik hemen hemen kuşum. 9-10 senelik kuşun o. Ondan sonra şu arka tepe sabunlar var 3 tane. Biri zaten senden aldım şu öndeki. Arkadaki Ali abinin yumurta kardeşi. Ali abiden aldık sağ olsun. Aynen, Şunu biz doğru. bastırmıştık çatıya. Burada indirdim ben onu. O zaman tek kuşla indirdim de. Şunu da bizim Uğur'dan aldık. Bunlara eş girdik. Bir altından çalışma yapacağız. Şu an eş olanlar maviyle, mavi kovalıyor zaten Mavi çakmaklı. ile çakmakla eş. Bir de şu Ankara bozuyla o erkek sabunu eş işte. Arka tepe olan. Şu an o biraz halsizdi. Normalde onunla şu maviye girecektim ben. O toplasın diye onun kanadını kuyruğunu ben makasladım. O daha yeni yeni kendini topladı. Yeni yeni kalıp almaya başladı. İyi ya, ben size o zaman aldığımızdan beri Onun bayağı bir bir de bunların ayağında sıkıntı vardı abi, bak bunu görüyor musun şimdi? Bak onaya topallaması geçmiş. geçmiş. O kuşu düzelttik bayağı bir, topladık o kuşu. Yumurta kardeşinde bak hala bir sekme var ayağında zaten belli. Ya ona Hafiften bir neden sekiyor. ya neden öyle oldu bilmiyorum ama o da toparlamış çok güzel maşallah. Tüyünü müyünüzmüş arkadaşlar, bu kuşlar çok üst düzey vasıflı kuşlar. Bizim Ali abi var. Ali abinin kuşlarından. O kuşları sağ olsun birini bana hediye etmişti. Birini de Hayrettin'e hediye etmiş. Sonra Hayrettin'e lazım oldu bu erkeği vurmak için. Ondan sonra ben de Hayrettin'e verdim işte kullansın diye. Şu an işte Hayrettin de yavru alıyor. Sıkıntı yok yani. Alsın yavrusunu, büyüsün. Şu an hiç yavru yok değil mi? Şu an hiç yavru yok abi. Bir tane yavru aldık işte o senin Ankara bozundan. Büyütemedik onu. Öldü maalesef. Şu an bakalım, deneme aşamasındayız ama deneyip duracağız işte. Çabalıyoruz abi. Her zaman iyi Ya kuşun şu peşine şimdi ben sana bir düştük. şey söyleyeyim abi. Şu mesela bilmediğin Akatepe sabunu var ya. Ya bu bilmiyorum ya, çok. Ya bilmediğin kuşu besleme ya. Zaman kaybı abi. Ne yapacaksın? Ha iyi çıkarsa, ha iyi çıkarsa deyip duruyorsun. Gerek yok bence. Bildiğin kuşlar üzerine git. O Akatepeleri biliyoruz. Bu çakmaklıyı gördük havada, biliyoruz. Mavi zaten senin eski kuşların. Buradaki bir sabunu farklı. Sabuni olmadı satamıyorsan sat. Ya da ne bileyim bir arkadaşına hediye et. Ya bilmiyorum, bence çok, ben çok taraftar değilim. Ona bir tane, bunlardan bir tanesine, iki tane erkek lazım sana şu an. Onu götürürsen. Olmaz abi, şunu çıkarırsak şunlara güzel bir erkek almam lazım zaten. Ayarlarız ya erkek. Erkek ayarlarız. Çiftepe mavi de kayboldu biliyorsun, gitti anasını satayım. Aynen, dün ben kümesteyken baktım, diyorum Allah Allah bir kuş eksik diyorum orada. Baktım baktım kümeste, lan bir tane Çiftepe vardı, biz mi kaybettik acaba dedim. Ben Yusuf'a diyorum, lan bakıyorum yok kuş yok dedim, herhalde bunlar kaybetti dedim. Kuş ya da birine mi Ya verdiler, orada ne yaptılar rüzgardan mı ne dedim. olduysa kayboldu. Diğer maviler tamam geldi de o Çiftepe kayıp yani şu an. Şu kuşlar içeride oynayan var mı? Alsana bir tarafa doğru bir Ama şey. içeriden mermidir abi. Arkadaşlar buralar böyle biraz dağınık. Daha buranın işlemleri var. Normalde burası dükkandı. İşte buranın işlemlerinden sonra düzeltecek. Tekrar buraya kümes yapılacak. Hayır, burada bakacak. Yeri olmadığı için de şu anlık buraya koydu işte. Şu an burada duruyor kuşları. O yüzden de genel olarak bu kirlilik için kusura bakmayın. Ama inşallah daha da iyi olacak. Orada nerede bırakacaksın? Şu sabun ilk önce bir maviyi bırak, bir maviyi görelim içeride ne yapıyor. Arkadaşlar o meşhur Arkadaşlar mavi bu. bak, benim meşhur mavim ayna kuyruk 3'e 3'tür. Ben bunu makasladım. Geldiğinde bana çok zayıftı. Ay maşallah, lan tavana Bu vurayım. da şu an dişisi. Hayt be. Bundan bir eş aldırabilirsen. Abi bunları ben kapattım normalde. Erkek bunu görüyorsun zaten. Erkek bunu ilk başta dövdü kafasını.
Yara vermişti. Eş almadı. Çok zor eş aldırdım ben bu baba maviyle. Sonunda eşe düştüler bunlar. Açsana. Şu an ikisi bir kovalıyor işte. Şişisi böyle. Erkekse zaten bak peşine kaldı. Çıldırıyor tavanda. Peşinde ya yumurtaya kovalıyor. Kovalıyor ya. Şu an onu. Eş aldırdık sonunda bunları. Bunların altından bir takım yavruyu çıkarmaya çalışacağım. Bakalım güzel bir yavru alırsak, uçurmaya da nasip olursa inşallah uçuracağız yavrularını. Erkek mavi gerçekten çok güzelmiş ya. Maşallah var. Bu sabunları zaten biliyoruz arkadaşlar. Bu uzaktan atan bozlar diye videolar var. Şeyde kanalımızda. Oradan mesela görebilirsiniz. Orada bunun işte aynı sönkuşlar uçtu. Oradan gördük. Durumlar böyle. Az olsun öz olsun. Bildiğin kuşu besle. Burada sadece şu AKTP erkek olan sabunu farklı bir kuş. Diğerleri zaten bildiğimiz kuşlar işte. O yüzden de bence tavsiyem şu AKTP sabunu çıkarıp buraya bildiğin yine iki tane erkek getirip şunları çalıştırmak olsun ayrı. Yani benim tavsiyem o. Öyle yapacağız abi ya. Arka tarafa gittiler. Arka taraftan bak. Arka taraftan. Ya şimdi arkadaşlar görüyorsunuz. Yer yok. Ama bir şekilde yine bu hevesli olduğu için ya bu sevgi olduğu için burada bile bakmaya çalışıyor. Yani yapacak bir şey yok. Yer olsa keşke de daha güzel yerlerde bakılsa. Ama burası güzellikten sonra burası çok güzel olacak. Hem abi görüyorsun bak erkek dişini bırakmıyor. Erkek dişinin peşinde ya belli. Onu yumurtlatacak ya. Ama burada en hoşuma gidenlerden bu erkek ya. Bu erkek çok maşallah var. Gerçekten çok güzel maşallah var erkeğin. İnşallah ondan alttan çoğaltırsın da. Alttan yavru alırsın. Hayır, kaç senedir kuş bakıyorsun? Abi ben bildiğim çocukluğumdan beri kuş peşinde geziyorum. Kendimi 13-14 yaşından beri çocukluğumdan beri amcam kuş bakıyordu. Kuş peşinde koşturuyorum o saatten beri. O saatten beri diyorsun kuş peşiniz. Koşturuyordum peki abi. Şu zamana kadar da unutamadım mesela bir kuş var mıdır? Unutamadığım iki kuş vardı abi. Biri bu kuşun babası. O az önce öten erkek babam abi. Bunun babası. Bunlar da aynı soydan zaten öyle gidiyor. Bir de bunun kız kardeşi vardı. Kız kardeşini unutamıyorum. Bir de senin orada çingene bir mavi almıştın. O perçenli mavi. Uzun giden çok güzel bir uzun gidiyordu. O maviyi unutamıyorum abi. Ya işte onlar geçip gitti. Yani arkadaşlar bizim dediğimiz kuşlar da ya gerçekten de çok büyük vasıflı kuşlar. Yani öyle her tarafta bulunacak kuşlar. Adamlar diyor ki ya diyor işte şimdi diyor kuşları görüyor. Ya işte siz diyor kuş uçurmuyorsunuz filan fıstık. Ya bizim uçurduklarımızı diyorum keşke o zaman bu kanal falan olmuş olsaydı veya videolarımız olmuş olsaydı keşke o zaman izleseydik. Ama tabii ki şu an ne desek boş. Bakalım bu yaz inşallah yine kuş uçuracağız. Hayır şunların bir yavrularını al da şu mavilerin. Maviyle çakmaklının. Onları işte da yani. Onlar da uçuralım. Çok süper olacak ya. Onlar şu an eş aldılar işte. İkisini dışarıda bıraktım. Eşlesin de yumurtlasın diyenler. Onları da buraya alsana. Gitsen onları da buraya. Harbi Ankara bozuları arkadaşlar bunlar. Çok koyu. Çok uzaktan atımlı kuşlar. Ya bildiğimiz kuşlar. Bunlardan zaten uçuran bir daha uçurmak ister. Mavi vur bakalım. Mavi tavana yapışıyor herhalde ya hemen. Ay, çok... Hay maşallah be. Ama mavi... Uçurmuyorsun değil mi sen burada şimdi hiç? Mavi ben çok uçurdum burada abi, uçuruyorum da. Yok bayağıdır uçurmuyorsun. Bayağıdır uçurmuyorum, yatırdım ben onu şimdi. Zaten kuyruğunu da makasladım, damızda ayırdım ben onu. Elimdeki tek soyum, 9-10 senelik beslediğim kuşlarımın... Bu kuş kaç yaşında mavi? Mavi hemen 10 yaşında falandır abi. 10 yaşında var mı? 10 yaşında falan olması lazım. İyi daha abi o zaman onun yavrularını bir an önce çoğaltman lazım yoksa... Başka bunlardan yok herhalde değil mi? İşte tek soyum o kaldı abi. Tek erkeğim de o kaldı. Dişisini kaybettik. Yazın uçurmuştuk. Gece saati akşam üstünde karanlığına kaldı. Amcam indiremedi dişisini. Kayboldu gitti. Biz de bunu bir arkadaşa verdik. Sonra epey bir zaman sonra geri aldık kuşu. İşte şimdi bu ikisiyle bir takım çalışması yapacağım. Bakalım şu an bir. İkisi de damarı sağlam kuşlardan. Belli zaten görürsünüz. İçeride de öyle, dışarıda da öyle ikisi de. Lastik gibi kuşlar ya. O öyle ben çakmaklı... zamanında da söylemiştim abi. Az olsun öz olsun dedim. Aynen öyle. Az olsun öz olsun. Ya şu çakmaklı eşi almasaydı onu benim sana verdiğim AKTP ile
Abi ben hatta dedin. Öyle yaptım. Normalde ben bu ikisini kapattım. Eş almamıştı. Gördüğün gibi bak kafasını görüyorsun. Kafasını yaralamıştı. İyice bayağı bir hırpalamıştı. Dişe eş almıyordu. Eş almadı hatta. Neden almadı bilmiyordum. Sonra ben o baba mavi senin Ankara bozuyla eşe vuracaktım. Attım hatta. Bir gün kapattım. Ertesi gün çıkardım. Ben yemlerken baktım. Dişi geldi erkeğe pusuyu. Eş almışlar. Baktım Allah Allah dedim. Bunlar eş aldıysa dedim. Bari bunları bir takım çalışayım dedim. Şimdi bunlardan bir takım yavru düşürürsem, büyütürsem uçum kümesine götüreceğiz. İnşallah orada uçuracağız bunların bir takım yavrusunu. Ondan sonra ona göre ya bunlara devam edeceğim ya da bununla erkekle Ankara şeyini bozunu kıracağız bakalım bir. İnşallah bakalım bir iş yap bakalım da ona göre. Ama bu çamaklı da güzel bir çamaklı. Çünkü bu kuş hem çok uçuyor hem çok güzel seferleri var. Gerçi erkek kovalıyor, yumurtaya kovalıyor erkek ha. Erkek kovalıyor abi. Erkek fazla sürmez yani. Kaldırdık mı erkek peşine yürüyor yani. Kızmış baya baksana yumurtaya kovalıyor. Yumurtaya görünen kadar kovalayacak arkadaşlar. Bakın. Zaten şurada kaldırdık mı erkek zaten peşine yürüyor. Ay maşallah be. Ya erkek zaten peşine erkek yürüyor zaten. Erkek zaten... Dişini zaten dişinin peşinde abi. Maşallah maşallah onlar var ya. Onlar çok iyi olacak ya. Ay maşallah be. Bunlar sevmiyorlar ne abi? İkisi birden. Ay maşallah be. Çok güzelmiş ha. Lastik gibi. Arkadaşlar az olsun öz olsun diyoruz. İşte bu yüzden diyoruz. Önemli olan kümesinde 50 tane 100 tane kuş taşımak değil. Bir takım, iki takım, üç takım kuşun olsun. Sağlam olsun. Emek verdiğine değsin. Gerisi hikaye zaten. Emek verdiğine karşını alabiliyorsan ne mutlu sana. Şimdi Hayrettin de bu kuşlara üzerine çalışma yapıyor. Kuşlar da bildiği kuşlar. Zaten mavi çok eski kuşu. Çakmaklı da yine iyi sevdiğimiz bir arkadaşımızdaydı. Onu aldı, onunla çalışıyor. Sabuniler zaten çok bildiğimiz kuşlar. Dediğim gibi şurada farklı olan şu Akıtepe sabuni var. Bakalım inşallah onu da çıkarırsın da. Ya da ne yap? Yumurta ona bir tane şey alıp yavru bakıyor mu iyi? İşte abi yavruyu büyütemediler. Yavru da büyütemiyorsa yapacak bir şey yok şu vakitten sonra. Sevdiğin bir dostuna, arkadaşına hediye et veya ne bileyim mezatta falan sat ya. Yani gerek yok yani. Çünkü o erkek dişilere yazık dişlere muhakkak güzel bir tane erkek getirmen lazım yani hayır. Bunlara abi onların erkeğini has erkeğini istiyorum ama buradan Ali abiye taş atmak istiyorum ben. He. Ali abiye söyleyelim Ali abiden isteyelim bir tane erkek. Ali abi bize bir tane erkek gönderse güzel olur ya. Gönder gönder isteriz Ali abiden. Ali abiye söyleriz Ali abi kırmaz zaten. Elinde varsa muhakkak bırakır çünkü o şey yapar yani. Sorun yapmaz. Arkadaşlar bugünlük de böyle. Hayri var mı takipçilerimize söyleyeceğim bir şey? Arkadaşlar herkes kuşlarına güzel baksın. Görüyorsunuz bak ben bile çeki düzensiz olduğu yerde yerim müsait değil. Hala özenle bakmaya çalışıyorum kuşlarımı. Kümesinden çıkartıyorum kum yedirtiyorum. Bak kumlar var, taşlar var, çakıllar var. Yesin diye ilgileniyorum. 7-24 kuşlara bakıyorum. Tüyüne falan bakıyorum. Bak daha geçen gün kuşun tüysünü sırt tüylerini falan yoldum dedim kendini iyice toplasın diye. O dişi de çok kötü durumdaydı. Dişi bayağı toparlamış. Biz yani. Aldığımızda çok kötü durumdaydı abi. Bir zayıflamıştı. Şu an kuşun eski halinden eseri yok. Yani kuş kendini bayağı bir açtı şu an. İyi maşallah ya toparlayacak. Tamam ayrı. Arkadaşlar herkese kendine dikkat etsin. Allah'a emanet olun.